Resulullah'ın tebliğini, İslam'ın tebliğini ilk Doğu Hristiyanları nasıl algıladılar? İslam'ı ne olarak görüyorlardı? Buyurun hocam. Şimdi tabii bu soruya hangi açıdan cevap versek? Şimdi çok kapsamlı bir konu ama ben şöyle kısaca bir toparlamaya çalışayım. Şimdi Tarihçi olmanın yan etkileri hocam, yapacak bir şey yok. bir kere Hristiyanlar ilk planda Araplar yani Müslümanlar ya da Araplar onlara göre Araplar ilk defa olarak Arabistan sahasının kuzeyinde görünüp de onlara geldiklerinde yaşadıkları şehirleri fethettiklerinde, ele geçirdiklerinde ya da bazı orduların, kalabalık orduların kendi üzerlerine doğru geldiğine dair rivayetleri duyduklarında yahut bu fatihler kendileri üzerinde egemenlik kurup bir yönetim tesis ettiklerinde bu fatihlerin yani Arapların yanlarında yeni bir din de getirdiklerini çok anlamamışlar. Biz bunu görüyoruz. Şimdi bu neden önemli? Bu şundan önemli. Bizim Müslümanların algısında pek tabii olarak İslam fetihleri dediğimiz hadise nedir? Hazreti Peygamber'e iman etmiş birçoğu sahabe cihat amacıyla kelle koltukta ve dini gerek sahiplerle inanç şeyiyle dini yaymak amacıyla çıkmışlar dört bir tarafta işte kılıç sallamışlar, savaşmışlar, mücadele etmişler şu veya bu şekilde, şu veya bu sürede, şu veya bu şeyde. Ve aslında bu hadise adından da anlaşılacağı gibi Müslümanların ona atfettikleri anlamı ya da bağlamı itibariyle dini boyutu ağır basan bir hadise. İslam fetihleri. Şimdi bunun madalyonun bu tarafı böyle ama öteki tarafı hiç öyle değil. Çünkü siz Hristiyan kaynaklarına baktığınızda bunlar birincisi Fatihleri dini ifadelerle tanımlamıyorlar. İkincisi Hazreti Peygamber başta olmak üzere Müslümanların dini şahsiyet atfettikleri tarihsel şahsiyetleri dini bağlamda tanımlamıyorlar. Kral olarak veya yönetici, siyasi yöneticiler olarak tanımlıyorlar. Şimdi bakın biraz daha açmaya çalışayım ya, biraz daha örnekler üzerinden bunu anlaşılır kılmaya çalışayım. Şimdi elimizde bizim 640'lı, 650'li, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda yazılmış birçok metin var. Bu metinleri ben burada anlattım işte okurlar oradan bulacaklar. Müslümanların gelişini anlatıyor. Yani Müslümanlarla Bizans arasında yani Araplarla Bizans arasında yapılan bir diyelim ki savaşı anlatıyor. Burada savaşan iki tarafı siyasi ifadelerle tanımlandığını biz görüyoruz. Bir tarafta Araplar var. Fakat tabii onlar Araplardan ziyade kendilerine has bazı tanımlar kullanıyorlar. Hristiyan yazarlar. En çarpıcı, en sık kullanılan mesela İsmailoğullarıdır, Haceroğullarıdır. Sarazenlerdir. Ondan sonra bu gibi yani bakın bunların hepsi Arapları etnik yapısı itibariyle, etnik şeyi itibariyle ayıran, etnik kimliği vurgulayan, dini kimlik değil ifadelerdir. Öte tarafta Bizans'tan bahis var. Ne söylüyor orada? İki tane siyasi organizasyonun mücadelesi bahis konusu. Efendim bunlar yeni bir din ülkesi uğruna geldiler. Dinlerini bize... Hayır böyle bir şey yok. Hristiyanlar açısından. Ne var? Hazreti Peygamber'in kurduğu bir devlet başında bunlar karıştırıyorlar da bazen anakronizm de yapıyorlar Hristiyanlar. Mesela diyelim ki 636 yılında yapılmış bir savaşı ta mesela Hazreti Muhammed'in henüz yaşayıp yaşamadığını haberdar değil. Mesela Muhammed'in Arapları diyor. Thomas mesela.
Bu şey var. Şimdi meselenin bu boyutu da yine çok çok önemli olduğu için ve müsaadeniz olursa ben gene şey yapacağım. Birkaç notlarıma şey yaparak buyurun hocam. İfade etmek istiyorum. Şimdi fetihlerle çağdaş ve hemen sonrası sürecin Hristiyan yazarlarının işte özellikle Fatihlerin yani Müslümanların dini değil etnik kimliğine vurgu yapmalarının altını bir kere çizmek lazım. Bu ne demek? Bunların İslam dininin geldiğinden haberi yok. Ya da varsa bile önem atfetmiyor. Bunlar ne yapıyorlar? mesela Süryani yazarlar. Fatihlerin işte mimarı oldukları yapıyı Malkuto diye tanımlıyorlar. Malkuto yani bu krallık. Bu şekilde şey yapmışlar. Tay kabilesi var. Arapların Tay kabilesine atfen Dayoya ifadesi vardır. Bu ifade mesela Süryani yazarların eserlerinde çok zikredilen Sarkoye Serazenler işte. Çok zikredilen ifadeler. Bu Yunanca'da Yunan şeylerinde Yunanca metinlerde işte Sarakenoi diye çoğul şekliyle o şekliyle geçiyor. Araboye aynı şekilde Araplar falan. Tabii İsmailoğulları işte İsmailoye veya Hagaroya Haceroğulları. Tabii nereden bu şeyler var? Bunlar eski ahitteki anlatılara atfer. İsmail, İbrahim, İsmail, İshak, yani İsmail'e bir nesil verileceği eski ahitte yapılmış olan anlatılara atfen. Bakın bir sürü ifade zikrediyoruz. Bunların hepsi Araplara atfen metinlerde geçen ifadeler. Fakat hepsi bunların Arap şey bir kavim, bir millet, bir etnik menşe tanımı endişesi yansıtan şeyler. Müslümanlar falan yok öyle bir şey yani. Gelenler. İşte hatta bir Mahagroye ifadesi var. O da hicret edenler diye mesela Sebastian Brock onu o şekilde şey yapmış. Yani hicret edenler gibi bir tanımla şey yapıyor. Tabii meselelerin de sadece bir siyasi bağlamının ön plana çıkartıldığını görüyoruz. Şimdi mesela listeler var. Hükümdarlar listesi. Arap Devleti'nden bahsediyor. Arap Devleti'nin o hükümdarlar listesi, Arap Devleti'nin ilk hükümdarı Hazreti Muhammed. Yani Muhammed diye bir Muhammed, iki Ebu Bekir, üç Ömer, dört o şekilde gitmiş yani Osman, Ali, Muaviye. Şimdi burada neyi görüyorsunuz? Bu adamlar sadece Arap Devleti ya da Müslüman Devleti'nin ya da İslam Devleti'nin değil. Mesela Bizans'ın hükümdarlar listesini veriyor. Sasanilerin hükümdarlar listesini veriyor. Yanında Medine merkezi siyasi yapının daha sonraki yüzyıllardan bahsediyorum artık şeyini veriyor. Mesela orada Hazreti Muhammed'i krallar listesinde şey yapıyor. Şimdi o adamın zihninde Arap devletinin kurucusu bu yani. Romulus'ta Romulus diyor nasıl Roma İmparatorluğunu kurmuşsa bu da diyor işte Arap devletinin kurucusu yani. Öyle siyasi bir bağlam atfetmişler. Öyle bakıyorlar meseleye. Fakat tabii bu şey aslında onların biraz da işine geliyor. Hristiyan yazarları. Neden işine geliyor? Şimdi Hristiyanların özellikle İslam, biz şunu çok iyi biliyoruz. Özellikle İslam öncesi, yani İslam öncesi demeyelim. İslam'ın son defa tebliğ edildiği dönemin öncesinde, yani Hazreti Muhammed'in öncesinde Hristiyanlarla Yahudiler arasındaki o polemik, karşılıklı o şey, reddiye literatürüne biz bir baktığımızda şöyle. Orada çok dikkat çeken bir nokta var. Hristiyanlar Yahudilerle istihza ediyorlar. Nasıl? Biz diyorlar üstünüz. Siz diyorlar eğer hak dinin mensupları sizler olsaydınız. Siz üstün olurdunuz. Halbuki diyorlar biz üstünüz. Peki bunun kanıtı ne azizim? Ha diyor bak koca bir imparatorluk var diyor. Hristiyan bir imparatorluk.
Yani Hristiyanlar açısından siyasi üstünlük aslında onların dini üstünlüğünün kanıtı anlamını taşıyor. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Bu açıdan bu kronolojiyi, bu tarihsel verileri krallık siyaset bağlamını canlı tutmaya çalışıyorlar. Yani şimdi, Araplar en fazla bu kadar. Şimdi Araplar geldiler. Siyasi bir yapı. İki şey ön plana çıkıyor. Birincisi bunların siyasi boyutu, yeni bir din değil, yeni bir devlet, yeni bir milletin egemenliği devralması. İki, özellikle İslam fetihleriyle ilgili yorumlarında bu çok ön planda. Evet diyor, geldiler ama geçici bir süreliğine. Yani şunu demeye çalışıyor. Ya bir saniye, politik üstünlük şu an için gitti elden ama bu geçici bir müddet. Peki neden? Çünkü diyor, biz Hristiyanlar diyor yoldan çıkmıştık. Sapıtmıştık. Mesih'in yolunu diyor terk etmiştik. Mesih'in diyor gizemlerini, Mesih'in şeyini hepsini diyor terk etmiştik. Ne oldu diyor bunun karşılığında? Mesih diyor, yani Tanrı bizden diyor bir şey alacak. Ceza, öç. Bu diyor işte bizim üzerimizde cezadır. Cezanın karşılığı kimler? İsmailoğulları, yani Araplar geldiler. Üzerimizde egemenlik tesis ettiler. Tanrı bu şekilde bizi cezalandırıyor. Yani diyor ki Mesih'in doğru yoluna dönün. Azizim, kısacası aslında Arapların fetihleri ya da 7. yüzyılda yaşanan dönüşümler Hristiyanlarla Tanrı arasındaki bir mevzu. Tanrı'nın kozmik bir programı ya da şeyi söz konusu. Araplar eliyle kendi yolundan uzaklaşan esas halis kulları olan Hristiyanları cezalandırıyor. Ama ne zamana kadar? Tabii ki geçici bir süre. Hristiyanlar doğru yola döndüklerinde ya da suçlarıyla, günahlarıyla orantılı şekilde ceza çektiklerinde Arapların egemenliği de sona erecek ve politik üstünlük tıpkı eskiden olduğu gibi bir kez daha Hristiyanların eline geçecek. Fakat süreç ilerledikçe iki şey oldu. Birincisi, Arapların aslında yanlarında yeni bir din de getirdikleri ortaya çıktı. Neden? Çünkü İslam çok kısa bir süre sonra Hristiyanlığa rakip bir din olarak terakki etmeye başladı. Henüz 7. yüzyılın ikinci yarısından itibaren biz hatırı sayılır kitlelerin Müslümanlaşmaya başladığını görüyoruz ki zaten meselenin ikinci bağlamı da burasıdır. Hristiyanlar arasında geniş çaplı bir İslamlaşma. Şimdi bunun Hristiyan yazarları ya da ruhbanları karşı karşıya bıraktığı paradoksal durumlar oldu. Nasıl durumlar? Yaklaşık 50 sene önceki metinlerde Arapların ya da Müslümanların askeri zaferlerini ya da Hristiyanlar üzerinde egemenlik tesis etmelerini siyasi bağlamda yorumlayan ve bunu geçici cezalandırma olarak gören Hristiyanlar bir de baktılar ki Fatihler yanlarında yeni bir din getirmişler. Bu yeni din aslında Hristiyanlığa tas tamam rakip bir din. Ve çok daha önemlisi, Müslümanların siyasi egemenliği hiç de öyle zannedildiği gibi kısa süreli değil. Apaçık ortada ki Bizans İmparatorluğu'nun geri dönüşü bir hayal. Herhangi bir Hristiyan imparatorluğun ortaya çıkıp da Müslümanlar üzerinde galebe çalması tamamıyla bir ütopya. Müslümanların kurdukları siyasi yapı her ne kadar kendi içinde bazı kaoslar yaşıyor, iç mücadelelere sahne oluyor ise de Hristiyanların üzerindeki Müslüman egemenliğinin daha çok uzun yıllar süreceği de aşikar. O halde yeni paradigmalara ihtiyaç var. Ne için? Hala Hristiyan kiliselerine bağlı yaşamakta olan cemaat mensupları için, onların İslam'a meyletmelerini engellemek için, onların psikolojik ya da şuur altındaki o ezilmiş şeylerini zinde tutabilmek için ya da cemaatlere moral verebilmek için. O zaman hocam, bu
fetihler başlangıçta siyasi görünüp, geçici görünüp, ya bu da geçer yahu düşüncesiyle bakılıp daha sonradan Hristiyanları inanç krizine soktu. Peki niye gitmiyorlar? Kesinlikle. İnanç krizi neden kaynaklanıyor? Ya neden diyorlar yani biz hala Müslümanlara tabiiz? Eğer Allah'ın, Mesih'in en seçkin kulları bizsek. Şimdi ne oldu? Bu sefer ruhbanlar yeni açılımlara yöneldiler. Mesela bu açılımlardan işte biraz önce bahsettik. Reddiye literatürü bundan bir tanesidir mesela. Nedir reddiye literatürü? Şimdi Hristiyan entelektüeller, Hristiyanlar arasında İslam'a teveccüh gösteren, meyleden müntesipleri engellemek için onların, çünkü geniş çaplı bir İslamlaşma var, bir de Müslümanlar iktidar sınıfını teşkil ediyorlar. Terakki edenler onlar yani. Onlara meyledilmesini önlemek için İslam'ı ve Hazreti Peygamber'i kötülemeye, yermeye, eleştirmeye yönelik bir literatürü oluşturmaya çalışıyorlar. Ya bir saniye diyorlar, bakın bu iş sandığınız gibi bir şey değil yani falan, oraya getiriyorlar. İki, historiografik metinlerde ya da Hristiyan literatüründe genel itibariyle İslam egemenliğinin ya da Müslüman egemenliğinin geçici bir süre için olduğu şeklindeki paradigma değişime uğruyor. Nasıl? Ya diyorlar evet kalıcı. Bu sefer başka bir takım literatür alt disiplinleri, mesela apokaliptik literatür gibi ortaya çıkıyor. Nedir apokaliptik literatür? Diyor ki apokaliptik literatür, bir sürü metin var bu bağlamda. İşte en meşhuru, benim bu kitapta inceledim, Pseudo Metodios. 312'de ölmüş Metodios psikoposunun ağzından 7. yüzyılda 690'lı yıllarda kaleme alınmış bir metin. Neden Pseudo? İşte bir önce bahsettik ya, Pseudo Profetesler, sahte yani, aslında yazarı Metodios değil ama sanki Metodios bir zamanlar 7. yüzyılda yaşanacaklara dair bir kehanette bulunmuştur algısı oluşturmak istiyor Hristiyanların üzerinde. Şuna getiriyor lafı, apokaliptik. Şuna getiriyor lafı. Ya arkadaşlar bir saniye, şu anda biz ne hangi dönemdeyiz? Ahir zaman. Kıyamet koptu kopacak. Tabii kıyamet derken Mesih'in gelişi değil mi? Yani daha şeyde, yani Hristiyanların inançları bağlamında düşünmek lazım bunu. Ancak öyle bir noktadayız ki şu anda bizim üzerimizdeki imtihanın en şiddetli dönemi. İmtihan nedir? Mesih bizi deniyor. Müslümanları bizim başımızda egemen kılmakla ve biz Hristiyanları Müslümanlara tabi kullara dönüştürmekle aslında bizi deniyor. Ancak bir de bakıyoruz ki biz bu sınav esnasında yanımızdakilerin birçoğu gidip Müslüman olmuşlar. Kilise bünyesinden ayrılmışlar, gitmişler İslam dinine ihtida etmişler. Bu da yetmiyor gibi. Bu Müslümanların biz geçici olduğunu düşünüyorduk yönetimin, ama hayır, kalıcı. Peki biz bunu nasıl bir psikoloji, Hristiyanların psikolojisini rahatlatabilecek nasıl bir bağlamı? Ya bir saniye, ahir zamandayız. Çok sabredenler, Mesih'in kilisesine bağlı kalmayı sürdürenler çok kısa bir süre sonra zaten Mesih geleceği için kurtuluşa ereceklerdir. Ancak Müslümanların zaferi aldatıcıdır ve yine ancak Hristiyanların içerisinden birçoklarının çıkıp da kilise üyesi olmayı, işte Mesih'in gizemlerini, ekmek şarap ayinlerini, ondan sonra Hristiyanlığın temel değerlerini inkar etmeleri, Mesih'i inkar etmeleri tırnak içinde. Çünkü Mesih'in beşer olduğunu söylemek Hristiyanlara göre onu inkar etmek demektir. Mesih'i inkar etmeleri bu imtihanı birçok Hristiyanın tıpkı Pseudo, yani Metodios tarafından da ta 300-400 yıl önce söylendiği gibi, büyük Hristiyan aziz yani. Bu diyor imtihanı kay. Şimdi ne oldu bakın, metinler üzerinden biz Hristiyanların psikolojisini, onların değil mi dini şeyini ve özellikle literatür üzerinden yaşanan o değişimleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Öncesiyle ve sonrasıyla.
Tabii bu şeye baktığımızda yani bir mesela kurtuluş paradigması da söz konusu. Özellikle 451 Kadıköy Konsili'nden sonraki süreçte Bizans yönetiminden zulüm gören, baskı gören kitleler var. Hristiyan kitleler, işte Miyafiditler. Doğu Kilisesi mensupları ki bunlar Zenon döneminde zaten İran sahasına göç etmek durumunda kalmışlardı. Ne yapmıştır bunlar? Bizans yönetimiyle ters düşmüşlerdir. 1,5 yüzyıl boyunca devlet merkezinden kovuşturmuşlardır. Zulüm görmüşlerdir. Bunların İslam fetihleriyle ilgili geliştirdikleri yeni paradigma kurtuluş ve özgürleşmedir. Yani bunlar da lafı şuraya getiriyorlar. Diyorlar ki ya bir saniye Müslümanlar geldiler ama bizi hani Araplar geldiler, İsmailoğulları geldiler ama yani üzerimizde egemenlik tesis ettiler ama aslında bu bizim için bir kurtuluştur. Neye karşı? Bizans egemenliğine karşı bir kurtuluştur. Bizi diyorlar Bizans egemenliğinden, Bizans zulmünden kurtardılar. Yoksa diyor Bizans bizi yok edecek. Biz diyor bu sayede Müslümanların yani Arapların diyor İsmailoğullarının gelip de üzerimizde egemenlik tesis etmeleri sayesinde yok olmaktan kurtulduk diyor. Bu sayede diyor varlığımızı devam ettirdik. Bunu özellikle Miyafizit ki bunların monofizit oldukları zannediliyor. Bunlar monofizit değil, Miyafizitler. İşte Süryaniler, Ermeniler, Kıptiler falan Doğu Hristiyanlarının önemli bir kesimidir yani. Bunların metinlerinde çok çarpıcı örneklerle görüyorsunuz ama burada da dikkat çekilmesi gereken bir nokta. Burada bu bağlamda bu iddiayı ihtiva eden metinlerin işte Telmahrili Dionysios gibi veya Mor Mihail Rabo gibi 9. yüzyıl sonrasını temsil etmeleri. Fetihlerle çağdaş metinlerden bu kadar açık bir şey yansımıyor. Ya da hemen sonraki dönemden mesela Zutlin Kroni'nden ya da Urfalı Yakup'tan yansımıyor. Ya da Nikiulu Yuhanna'dan yansımıyor. Burada tabii ki bu anakronizm ya da bu biraz daha geç tarihte olması modern tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Acaba Miyafizitler Müslümanlarla ittifak mı kurdular? Ya da doğal müttefikleri mi oldular Bizans karşısında 7. yüzyılda diye? Arkadaşlar bu hakikaten ta Gibbon'dan beri bilim dünyasında çok kadim bir tartışmadır ve 3 temel görüş etrafında bu tartışma sürüyor. Bu görüşleri ve argümanlarını da detaylarını benim kitabımda bulabilirler. Dolayısıyla hani biraz önce bahsettik ya farklı mezhep olgusunu İslam öncesi, Hazreti Peygamber öncesi dönemde farklı mezhep olgusunu anlamak, idrak etmek zorundayız. 7. yüzyılın Hristiyan metinlerini yorumlarken. Çünkü Hristiyan algısını bazen evet ön planda tutmuştur Hristiyan yazarlar. Müslümanları ya da Arapları ya da Müslümanların askeri başarılarını yorumlarlarken. Ama bir diğer taraftan onlar aynı zamanda din olgusundan daha fazla mezhep olgusunu ve mezhebi kimliklerini ön planda tutarak, mezhebi algılarını temel bir bağlam ve çerçeve olarak belirleyerek konu hakkında yorumlar yapmışlardır. Bu yorumları yorumlayabilmek, yani onların değerlendirmelerini sağlıklı bir zeminde izah açık şeyine zeminine kavuşturabilmek biraz buna bağlıdır şeklinde. Tabii daha çok daha detaylı bir konu. Ben mesela kitabımda bakıyorum yaklaşık 100 sayfa kadar bu konuyu anlatmışım. Yani Doğu Hristiyanlarına göre İslam fetihleri ne olduğunu. Tabii Bizans'ın kilise siyasetinin cezalandırılması esasına dayanıyor işte bu Miyafizitlerin söylemi. Yani Bizans İmparatorluğu ama her halükarda bakın konu nereye geliyor gene? Yani şunu hiçbirisi söylemiyor yani hak bir dindir bu yani peygamber. Hayır nedir? Hristiyanların tanrısıyla Hristiyanlar arasındaki bir mesele. Onları kurtarmak istiyor olabilir. Onları cezalandırmak istiyor olabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Araplar da bir maşa yani. Cezalandırma vesilesi teşkil ediyorlar. İnanç onların metinlerindeki söyleme göre fakat özellikle İslam'ın rakip bir din olarak yükselişi ve İslamlaşmanın artmasıyla birlikte Hristiyan metinlerinde de tabii çok ciddi
ettiği paradigma değişimlerinin yaşandığını ifade etmemiz gerekir. Şimdi hocam burada şunu ilave edeyim. Ben daha önce İslamofobi üzerine birkaç kitap aldım. Yani ciddi kitapları. Sonra onları yönlendirmesi başka kitaplar aldım. Şunu merak ettim. Şimdi Muhammed Aleyhisselam ve İslam hakkındaki değerlendirmeler, bu Doğu Hristiyanlığının değerlendirmesi. Neden Doğu Hristiyanlığı diyoruz? Çünkü ilk onlar tanıştılar. Yani eğer kendimizi İstanbul ya da Roma Katolik Lisesi'nden buraya bakıyorsak eğer, Doğu Hristiyanlığı doğal olarak İslam'ın ilk karşılaştığı kimseler ve bunların yorumları orada kalmadı. Batı'ya da taşındı. Mesela Voltaire gibi, ne bileyim işte Victor Hugo gibi Avrupa'da işte adından söz ettirmiş. Ya da şöyle söyleyeyim. Şimdi bir topluma kimler yön verir? Siyasetçiler, felsefeciler, sanatçılar, yazarlar, çizerler, kanaat önderleri. Bu kanaat önderlerini ben fikirlerini inceledim. Daha doğrusu inceleyen çalışmaları inceledim. İçerisinde Muhammed Aleyhisselam'la dalga geçmeyen, alay etmeyen, aşağılamayan, neredeyse hiçbir piyes, hiçbir roman, hiçbir gazete, hiçbir ne bileyim yani İslam'dan bahsedip de bir şekilde Müslümanları ya İslam dinini iğnelemeyen herhangi bir yazar neredeyse yok gibi yani. En ünlüleri de buna dahildir. Şimdi hatta eğer yanılıyorsam birileri düzeltebilir. Şu Umberto Eco'nun şeyi var, bir tane romanı var. Gülün Adı diye. Filmlere, dizilere de konu. Çok meşhur bir romandır. 35 dile falan çevrilmiştir. O romanın bir bölümünde o çağı anlatırken Kur'an-ı Kerim'i aşağılayıcı bir ifade kullanıyor. O sansürlenmiştir mesela filmlerde şurada burada. Ama adam şunu yapıyor orada. Ya bu çağda böyle anlaşılıyordu. Kur'an deyince akıllarına bu geliyordu. Hatta hocam siz de çok iyi biliyorsunuz. İslam fetihleri evet Suriye'de şurada burada etkindi ama bu orada kalmadı. İstanbul'un fethiyle Avrupa'ya taşındı. Peki Martin Luther bunu nasıl yorumladı? İşte dedi Müslümanlar dedi beddaldır, Papa da bunun kafasıdır. Allah dedi biz İsa Mesih'in izinden gitmediğimiz için bizim Müslümanlarla cezalandırdı. Dolayısıyla ilahi cezalandırma anlayışı yüzyıllar boyu sürdü. Sonra oraya taşınırken Türk eşittir Müslüman, Müslüman eşittir Türk. Sonra Türklere karşı söylevler, Türklerin yanında olan söylevler. Hepsi birbirini doğuran pek çok şey ortaya çıktı. Ama dediğiniz gibi bunlar ne patlak verdi? Mahalli bir harekettir. Gelir geçer anlayışının. Hayır öyle değil. Evrensel bir harekettir. Hepimizi kapsayacak noktaya ulaştı. Anlayışının doğurmuş olduğu neticelerdir ki bugün bunların iz düşümü işte karikatür krizi olarak dinlenlerde cami yasaklandı, dinlenlerde yasaklandı. Avrupa içerisinde, Avrupa dilleri içerisinde Türk ya da Muhammed Recep de aşağılanmayan bir tane dil ben bilmiyorum. Mesela hocam buraya çok ilginç bir anımı aktarayım size. Bir İtalyan hanımefendi geldi. Kendisi Müslüman olmuş. Bir şey oldu, bir yazı işi bir şey ters gitti. İtalyan'da bir söz söyledi. Mahmut bilmem ne diye. Mahmut nedir dedim. Siz çok iyi biliyorsunuz ki hocam. Muhammed'e verilen aleyhisselam isimlerinden bir tanesi Mahmut'tur. Ama o Resulullah'a hakaret etmek için bunu söylemedi. Çuğur altına öyle kazınmış ki. O atasözü o deyip öyle kazınmış ki. Yani içerisinde Muhammed Aleyhisselam'ı inelemeden edemiyor. İşte hocam bu o teolojik krizi, o toplumsal krizi günümüze kadar uzanmış halinden başka hiçbir şey değil. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl yorumluyorsunuz? Çok haklısın. İşte biz bu kitapta bütün bu bahsettiğin olguların kökenini ne işaret etmeye çalıştık ki o kökenin sonraki yüzyıllara yansımalarını araştırmacılar inceleyenler işte mesela Martin Luther'in cezalandırmaya dair örneğini ile yapılabilecek mukayeseden de anlaşılacağı üzere araştırmacılar bu işin kökenini ya da tarihsel sürecini oradan hareketle daha rahat takip edebilirler gibi bir düşünce. Peki hocam bu açıdan kitabınızı tavsiye ediyoruz. Ben çok istifade ettim kitaptan. Kitaptan çok istifade ettim. Bütün araştırmacıların hani sadece ders kitabı olarak falan bakılmasın buna. Bu kültürel bir çalışmadır. Bu son derece önemlidir. Bu çalışma bilinirse, Avrupa'ya, Doğu'ya bu ve benzeri çalışmalar bilinirse, yani biz Hristiyanlara nasıl bakmalıyız? Dan öte, onlar bize nasıl bakıyor? Önce bunu bir kavrayalım, ona sıra gelir zaten. Bu açıdan son derece önemli. İslamofobiyi anlamak için, fetihlerin hareketlerini, Batı'daki İslam karşıtlığının sebeplerini, Doğu-Batı diye ayırıp, Doğulları ikinci derece insan görmelerinin nedenlerini, Kur'an karşıtı söylemlerin temellerinin nereden alındığını, tohumların nereden ekildiğini ortaya koyan çok
Güzel bir çalışma. Değerli hocam, güzel bir sohbet oldu. Güzel bir değerlendirme oldu. Allah-u Teala başarılarınızı nasip etsin. Daha güzel eserler yazın inşallah. Daha çok bilgilendirin. Son sözlerinizi alayım hocam. Çok çok teşekkür ediyorum Femi'cim. Allah razı olsun kardeşim.